Günaydın. Günaydın. Evet, güzel bir kliple gurur yaptık dolu açılışı. Bir evet, öyle. Türk ordusunun Çanakkale cephesinde verdiği mücadele sadece bu toprakların, bu halkın tarihini değil, bütün dünyanın tarihini de değiştirdi, akışını da değiştirdi. Çanakkale cephesinin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nda meşalesini yaktı. Orada kurtuluşa giden yolunda taşlarını döşedi, o yolu açtı Türk ordusuna, milletine. Dolayısıyla çok önemli bir zafer, çok mutlu olduğumuz ve bir kez daha gurur duyduğumuz bir gün. Evet, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü. Evet. Mehmet Tezkan, ne diyeceksin? Yani şimdi şöyle iki şey söyleyeyim. Biz zaten Çanakkale Zaferi'nin konusunda yeteri kadar bilgi sahibiyiz. Yani hem okullarda okutuldu, hem hepimiz biliyoruz bu tarihle gurur duyduğumuz bir tarih. Şu kadar şehit verdik, 57. tümen kayboldu gibi meselelere girmeyelim. Bunları biliyor. Ama şu noktayı söyleyelim ya. Bir imparatorluk düşünün. Sürekli toprak kaybediyor, kaybediyor, kaybediyor. Ve hep yeniliyor, hep yeniliyor, hep yeniliyor. Bütün Balkanları veriyor bakın. Bu taraftan bakın Trablusgarp'tan itibaren veriyor, veriyor, veriyor. Ya bir direnç göstermesi lazım artık, topraklarına girecekler. Son kale Anadolu kalmış. Son kalede bir direnç göstermesi lazım. Büyük bir fedakarlıkla. Hani buradan giden, İstanbul Lisesi'nden giden öğrencileri falan, doktorları minnetle, şükranla anıyoruz. Ama orada bütün insanlar artık ya bu topraklar bizim diyor. Geldik sıkıştı. Bunun destanıdır. Bu hakikaten tüyler ürpertici bir destandır. Çünkü insanlar kendilerini, bizim bugün var olmamız için, bugün burada yaşıyorsak, bu programı yapabiliyorsak, o gün orada ölen, kendini feda eden insanlar yüzündendir. Burada nefes alıyorsak o insanlar yüzündendir. Camilerde ezan okunuyorsa o insanlar yüzündendir. Ve sonuçta bu ülkeye yeni bir, yani dağılmış bir imparatorluktan cumhuriyeti çıkaran bir kişiyi biz orada tanımaya başladık. Orada yüceldi diyelim. Orada gönülleri fethetti. Orada parladı. Parladı. Kimdi bu? Mustafa Kemal. Şimdi Mustafa Kemal'i hep Çanakkale'de biraz ikinci plana atarlar. Aslında kendisi ikinci plandadır. İhtiyat ordusundadır. Ön planda değildir. Fakat çok önemli, zaferin kilit noktalarında oynamıştır. Bir şey olarak, yarbay olarak. Şimdi hani bazen tarih, ayrıntılar da çok önemlidir tarihte. Hani şimdi Mustafa Kemal gitti ve hakikaten iyi yer tutarak karşısında İngilizler geliyor ve bir anda işgal güçleri hiç beklenmedik bir şekilde bir direnişle karşılaşıyorlar ve Mustafa Kemal orada. Peki şöyle bir soru soruldu. Bu hakikaten bir tesadüf mü? Hayır. Nedir? Çünkü Türk ordusunun kurmayların öngörüsü Anadolu'dan geleceğini. Yok çıkartma var ya. Evet. Şimdi şu anda zafer ne zaferi? Deniz zaferi. Evet. 25'inde kara zaferi başlıyor. Evet. Kara savaşı başlıyor. Kara savaşı başlayacak herhalde, düşman veya gelenler İngilizler, Fransızlar, Anzak bir yerlerden çıkacaklar. Şaşırtmalar yapacaklar. Nereden çıkabilirler? Biz buradan beklerken buradan biraz çıkabilirler. Biraz onu kastettiniz i̇şte orayı aslında. Bir tek orada Mustafa Kemal şey buradan çıkacaklar dedi. Niye dedi? O onu öngördü. Niye dedi? İşi biliyor. Tesadüf mü, şans mı, hayır, tahmin mi? Size söyleyeyim. Çok, öngörü, askeri deham. Öngörü. Ben çok askeri bu deham. Ayrıntılar diyorum ya, bakın. Bu Cumhuriyet Gazetesi'nin de okudum. Ya evet. 8. sayfa. Değil mi? Yok değil 8. mi? Sayfa. Bir 8. sayfayı verirseniz ekrana. Şimdi Tayfun Gönüllü'nün bir en altta bakın. Çanakkale Atatürk'tür çünkü. Çünkü yazısı var. Biraz daha aşağıdaki yazısı. Bu Tayfun Gönüllü'yü tanırım. Ayrıntılar, bu tarih konusunda hep ayrıntılar. Yani bir yerden ayrıntı bulur. Şimdi diyor ki Mustafa Kemal neredeydi? Hepimizin bildiği Trablus'taydı. Bakın, Trablus'tan geri çekildi. 212 yılında dön yolculuğuna başladığı zaman ilk aldığı haberle Selanik gitti. Doğum yerine Selanik. Annesi falan oradan bu tarafa göç etmeye geliyor. Ve nereye yolluyorlar biliyor musunuz?
1912'de Bolayır'da Akdeniz Boğazları komutanına hareket şube müdürü olarak atandı. Henüz binbaşı. Bolayır'a gidiyor. Bolayır'a gidiyor. Şimdi Bolayır'a gidince hiç savaş mavaş yok. İş güç de yok Bolayır'da. Bu Bolayır'ın önemi de, bakın diyor ki Bolayır'ın önemi Gelibolu Yarımadası'nı korumak için stratejik bölge birliği. Orada bir binbaşı olarak görev yapıyor. 11 ay kalıyor. Fakat işte bir insanın öngörüsü gidip orada oturup hani yatmıyor. Ya burada iş yok, güç yok, binbaşı. Savaş da burada yok. Balkan olmuş, bitmiş. 2000 Balkan Savaşı'nda kaybetmişsin. Yatmıyor. O bu boğazları korumak stratejik bölgeler ya. Gidip her taşın altını inceliyor. Nereden yolu, burada bir savaş olursa ne çıkar, nereden çıkar, şu çıkar falan. Askeri açıdan inceliyor. İnceliyor. Sonra bunu oradan alıyorlar. Sofya'ya yarbay olarak şey oluyor, ateşe. Kendi isteğiyle tekrar dönüyor oraya. Aktif görev almak istiyor. Aktif görev ama vermiyorlar gene. Diyorlar ki sen gideceksin, işte ihtiyat kuvvetlerinin şeyi olacaksın, Biga'da ihtiyat. Onlar da dağınık bir yer. Onlar diyorlar ki toplayacaksın işte ihtiyat. Birliğinin başında olacaksın. Fakat orayı çok iyi bildiği için. Bakın bir yani 11 ayını orada yatarak geçirmediği için bir askeri deha. Burada bir şey olursa bana ne görev verdiler? Benim görevim binbaşıyken buraya bir saldırı olursa acaba nereden çıkarın kafamdaki planı? Ne? O zaman şura olur bu olur. İşte diyor ki Tayfun Gönüllü yazısında bu diyor şeyin sonunda ne kaderdir, ne şanstır, ne bir şeydir. Bu bir deha ve bir çalışma, bir öngörü. 11 aylığın 11 ay orayı karış karış dolaşıyor. Her koya bakıyor. Nereden ne olabilirdi hesap yapıyor. Ve diyor ki buradan çıkabilirler diyor. Bir çıkıyorlar karşısında Mustafa Kemal'in ihtiyat ordusunu görüyor. Şimdi bakın bu ne kadar önemli bir şey. Yani bir işte şans eseri orada durdu çıktı değil. Hayır bizim birlikler... Uzun 11 ay orada görev yapması, boşa geçirmemesinin şeyi... İşte o yüzden Çanakkale Atatürk'tür diye bir başka katörü yazısına Atatürk'ün doğuşudur o. Evet. Sonra zaten anafartalar şey veriliyor. Ondan sonra zaten çok bu zaferden sonra yükseliyor falan. Her yani, tepenin üzerinde savunma analizi yapmış. Tabii. Evet. Yani şey çok değişik ve hani günün bir şeyi vardır yani anlatırsın şu kadar şehit verdi, şu kadar ölü verdi, şöyledir enişte ama bunlar hep anlatılıyor, yıllardır anlatılıyor. Bu ayrıntı önemli. Yani 11 ay Gelibolu'da her taşın üzerinde oturup şey yapması. Sonra da biz ne diyoruz bu adama? 2 ay yaştan biri dedik. Bunda 6. sene. Bu bir utanç vesilesi. Ama bunu diyen isimler bugün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılacaklar. Çelenkler bırakılacak, konuşmalar yapılacak, dualar okulacak. 10 Kasım'da da yapıyoruz şimdi. Orası başka ama işlerine geldikleri zaman bir böyle bir şey de deniyor. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi alacağım İbrahim Kahveci. Ama isterseniz önce şu kısaca bir törenlerden bahsedelim mi? Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tabii törenler düzenlenecek. Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirecek törenlerin ilki şu dakikalarda yapılıyor. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılacak. Meclis tarafından 16 Şubat 1994'te Çanakkale'ye verilen üzerinde Çanakkale Geçilmez yazılı altın madalya Türk bayrağına toke edilip göndere çekilecek. Evet şu anda canlı görüntüleri ekrana getiriyoruz. İlk tören düzenleniyor Cumhuriyet Meydanı'nda. 21 pare top atışı yapılacak. Şehitler Abidesi'ndeki törene geçilecek daha sonra. Cumhurbaşkanı Erdoğan abidedeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş gemileri de boğaz geçişi yapacak. Törenin sonunda da Türk Yıldızları'nın yani akrobasi timinin gösteri uçuşu yapılacak. Katılımcıları selamlayacak. Evet törenleri tabii ki biz de Halk TV ekranlarında canlı olarak vereceğiz. Evet İbrahim Kahveci sizin de duygu ve düşünceleriniz bu güzel bu kutlu günle ilgili alalım şöyle kısaca sonra başka şeylerimiz de olacak. Değineceğimiz, getireceğimiz şeyler Çanakkale'de. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün en
anlayacağınız en önemli kaynaklardan bir tanesi Limon von Sanders'ın anıları. Tabii. O Çanakkale Savaşı ile ilgili işte oradaki şeyler de var. Osmanlı kurmayları, Alman kurmaylar filan, ya İngilizlerin, Anzaklar.